Ama etinizde her şey kodlanmış vaziyette vardır. Bilirsiniz ki herkesin kendi kayıtları o Kur'an kapılarından geçtiğinde kendi etine kodlanır ve doğal dünyanın kültü haline dönüşür. Hepimizin bire hizmetçilikte yapacağımız şey budur. Kendi kelamımızı kendimize kodlamamız, kendi kodlarımızdan mutlak kulluğu kayıtlamamız, ışıkları yakmamız, bunları yaparken bedenli olarak yapabiliriz bunu. Planetin ilminde bu var. Bedene girişimizin nedeni de budur. Hepimiz bu bedene hak kayıtlar yapabildiğimiz sürece bilinç kapılarımızı açarız ve mukaddimenin ilminden öte bir el olur, lekeleri temizleriz ve itirakla itikatı kodlarız. Şimdi canlarım, bizler dünya planetinde yağmur olup yağmak üzere çalışmalar yaparken kendi kodlarımızı kayda alıyoruz. Bu kodları kayda alabilmek için bedenimizi tahdissiz şekilde dinliyoruz. Bedenimizi dinleyebilmemiz için kendi yüreğimizi dinletmemiz şarttır. İslah kapılarının tümünde bu vardır. Kendi varlığımızın siyah kapıda kelam olması için ışık kaydı yapmalıyız. Bütüne hizmetçilik budur. Asla bunu unutmayın. Dünya planetine indik. Kalem olduk. Yaşam olduk. Hak kapıya vardık, şavk olduk. Ama bu beden çok daha ötelerini yapabilir. Peki ne yapar? Herkes kendi beden formunu korumalıdır. Sizler bedeninizi koruyarak kürzi kapılara varırsınız. Bilgiyi transfer ederken de bedeninizden geçirirsiniz ama siz bunun daha ötesinde yaparsınız. Bilgiyi konsantrasyon ötesi bir koruyuculukla kayıtlayabilirsiniz. Nasıl kayıtlayacaksınız? Masaya oturanların tümü bir kaynaktır. Bilgi kaynağıdır. Bilgi kalemidir. Bilgiyi kasalarına doldururlar ve Kur'an yaparlar. Ama o kasa insanlık kasasıdır. İşte beden bu kasadır. Bellek kapısı deriz ya hani, açar okuruz belleğimizden. Ama bellek herkesin farklı ilmiyle kodlanmış bir bellektir. Ben kendi belleğimde bilgiyi konsantre kayıtlar haline dönüştürüyorum. Ve o konsantre kayıtları kodlar halinde toprağa ekiyorum. Ektiğim bilgi kendi ilmimdir. Ektim. Ve bu toprağa hak kelam olup kodladım onları. Ve bu toprak her birimizin ilmi haline dönüştü. Ben dünyanın sıkıntısını aşacağı gücü de kodladım. Nakar'ın kranından öteye vardım. Kelamı kaynağı var olup kodlayıp kayıtladım. Ve sığ olan düreni, sığ olan kayıtlardan kodlayanlarda otak kurdum. Toprak oldum daha ötede. Kelam oldum ve hepsinin eli oldum. Peki ne oldu? Şimdi artık yetkin ve hakim olan bir düren kapıya vardı. İşte kapıyı açıyorum. Bakalım ne olmuş? Asla yanlış yok. Öte beri değil. İlim geçişini yapıyor planete. İşte o geçiş hepimizin ilmi olacak. O geçişi yaptığımız zaman hepimiz kendi merdivenimizi kodlamaktan öte kendi yaşamımızı kodlayacağız. Ve kodladığımız zaman kelam kapıları açılacak. O kapılar açıldıktan itibaren artık kendi ilmimizi kayda indireceğiz. Kendi ilmimizin kayda inmesiyle birlikte şafak sökecek. Şafak söktüğünde tüm zamanlar kült olup kaynağa inecekler. İşte o kült olup kaynağa inen kayıtlarını biz sıkıntısız şavka dönüştüreceğiz. Herkes kendini ilim diye dilleyecek. Ve Tanrı tahtını tek kelam olarak kayda indirdiğinde kantar tartmayacak yarını. Artık Koran kapıları kapatılacak.
Herkes kendi olacak, kendine hak ilmiyle dinleyecek ve karanlık aydınlığı kayıtlayacak. Şimdi canlarım, bana dünyanın sıkıntısı ne diye sorarsanız insanlık ilmindeki sıkıntıdır. Bu kesin. Eğer bu dünya insanı kendi lekesiz kaydını yapabilirse dünya planeti kendini koruyabilir. Kokusu tüm sahalara kayıtlanır ve tını tahlilsizleşir. Böylece bütün kötülükler aşılır. Hepimiz kendi yolumuzu buluruz. İşte bunun için beden girdaplarına inmemizin gereği var. Hepimizin kendi bedeni, kendi kelamıdır. Bunu anlayalım, bunu dinleyelim, insanlık Kur'an'ı olalım, koruyalım, kodlayalım ve hasat yapalım. Arza arş olup inen bunu bilir. Ama arşa arzı kodlamamız gerekir. Arşa arzı kodlayabilmemiz ak kalem olmamıza bağlıdır. Han hepimiziz. Ama handaki hal herkesin kelamıdır. O hali hak etmeliyiz. İyi ki dünyalıyız canlarım. İyi ki hasat olduk. İyi ki hak olduk, şavk olduk. Büyük kötülükleri aştık. Yağmur olduk. Yaradan yarattığında yaşar. Yaşattık, yaşandık. Rahmet olan rahmi kalem olduk. Kutsal şavk olup ruh olduk. Bugün bu ruh bütünün ruhudur. Bunu iyi bilelim. Seyrettiğimiz her şeyde ilmimiz var. Bunu bilelim. Eğer binayı yıkarsak yıldız sırrı denilen o sırrı koruma altında tutamayız. Eğer yarını kodlayamazsak şavkımız kayda insanlık ilmi olup inmez. Masaya oturabilmek üzere çorbamız pişmelidir ve pişti. Kibri aşıp yolu bulmalıyız. Yoksa yoruluruz yaşamda. Işığımız yıkılır. Kinimiz korunamaz. Kur'an'ımız kıran olur. Yarınımız kalemde kelam olmaz. Saltanat silahını kullanır. Sina'yı Kur'an'dan ayırır. Ve bir tek kılan kelamı kıran olur. Şimdi canlarım, süper insanlık realitesi olarak nesillerimizi koruma altında tutuyoruz. Bu kesin. Ama biz bunun ötesini yapmalıyız. Tüm insanlığı koruyabilmeliyiz. Eğer bunu yaparsak karanlık aydınlığı kodlayacak. Ve suladığımız her an sura üfrende sulayacak yarınları yaşatacak. İşte bunu yapmalıyız. İçimizden geçeni hak edip yaratırız. Ama içimizden geçmeyeni hak kapıda koruma altında tutamazsak şavk olamayız. Ecel elden geldiğince ilimde korunur. Ama eceli Kur'an yapan insan kelamda korunur. Eğer koruyacaksak kelamda koruyacağız tüm zamanları. Ve dünyanın eli mutlak kulun ümmet kapısından öte ilmidir diyebilmeliyiz. Her dünyada bunları yaptık canlar. Şimdi buradayız. Bu meclis Berk kapısını açtığında her anda bunu yapar ve yaptık. Bugün bu planete indik, buradayız. Açıyı daralttık ve korkuyu aşırttık her ana. Saltanat diye bildikleriniz herkesin er olarak dillediği ilim kalemleridir ki eri korumak ilmin kapısında levh-i kapıları kodlamakla mümkündür. Çok zor bir dünyadır bu dünya. Çok zor. Neden zor? Çünkü atak kapıyı kapatan bir dünyadır bu dünya. Herkes bilmelidir ki ata kapıyı kapattığı zaman ışık kınanır. Kıran kırılır ama ışık kınanır. Buna engel olmalıyız. Bu dünyanın çorbasını içtik. Bu dünyanın yaşamını dilledik. Bu dünyada kötülüğü önledik ama
bu dünyanın sınırını kaldırmalıyız. Hena hana derler. Mesut bir dünyada hana henayı, hena hanayı kodlar. Ama bu planette hana henayı kodlar, hena hanayı kırar. Çok ama çok acı ki böyle. Neden? Çünkü hena her anda kelamı kırar da keram kapısında kendini kırar. Kırdığında kırılan olur, her şeyi kırar. Hana ise hastır, şalktır, tahtisizdir, direktir. Onun eli Allah elidir. Bunca çabayı artık hepimiz açıkça tohum olarak kodlayarak kayda indirmeliyiz. Yorulmadan bu çalışmayı sürdüreceğiz ama çok ölü var planette. Nereden nereye vardığımızı kimse bilmez ama o ölüler var ya, karanlığı kayda alır, kırar kırılır, yırtar yırtılır, sırdan sır olur, kusur arar kusurlu olur. Kusur arayan Kur'an'da keram kapısını kapatır, kelam olamaz, kendini hak etmez, yolu bulamaz. Bunun içindir ki aşkla çalışalım ve kimseyi kırmayalım. Herkesi koruyalım, herkesi kodlayalım, kontrol kuralım ve perde perde hak olanda has olalım, şavk olalım. Her şey budur candır. İş bu. Amin yüreğim.